Evet arkadaşlar, yeni bir videodan daha herkese merhaba. Bu videoda Boyka Bey yanımda her zamanki gibi. Boyka, buraya bak buraya. Şşş. Kime diyorum? Buraya bak. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Boyka'yla toplumun içine gireceğiz. İnsanların içine gireceğiz ve insanların tepkilerini ölçeceğiz. Bayağı kalabalık yerlerde dolaşacağız. Sahile ineceğiz. Bakalım insanların pitbull olan ön yargıları hala devam ediyor mu? Bunu göreceğiz. Daha önceden de böyle bir video çekmiştim ama Boyka'ya gözlük ve tişört giydirmiştim. İnsanların tepkileri gerçekten çok güzeldi. Bu defa sadece tasmayla çıkartacağız. Sokakta dolaşacağız, insanların tepkilerine bakacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bütün videolardan haberiniz olur. Arkadaşlar Boyka gerçekten cezayı hak etti. Şu anda Eva'nın yarasını koyuyorum videoya, görüyorsunuz. Yemek kavgasında yani Boyka ile yan yana yemek yiyorlar. Gerçekten birbirlerine girdiler. Akşam öğünlerini verdim. Boyka ile Eva yan yana yemek yiyorlardı. Ben onları yalnız bırakınca birbirlerine girdiler. Yani Boyka yedirmek istemiyor Eva'ya yemek. Artık cezayı hak etti bence. Boyka, cezan çok ağır olacak. Bunun bedeli çok ağır olacak aslanım. Yani gerçekten cezayı hak etti bana kalırsa. Sizlerin de ceza önerilerini yorumlarda bekliyorum. Ve ayrıca arkadaşlar, bundan önceki videonun en güzel yorumlarını şu anda aşağıda görüyorsunuz. Bu güzel yorumlar için arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizin de güzel yorumlarınızın videoya çıkmasını istiyorsanız hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Boyka, niye yaptın kızına oğlum? Niye kızını öyle yaptın? Yara olmuş ama. Çok acıyor canı. Hı? Hı? Evet arkadaşlar, hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Gerçekten ben de merak ediyorum, insanların ön yargısı kırıldı mı? Çünkü sürekli toplum içinde çıkarıyoruz Boyka'yı. İnsanların içine sokuyoruz. Ve insanlara göstermeye çalışıyoruz pitbullların zararsız olduğunu. Umarım bir gün başaracağız bunu. İnsanlar anlayacak Boyka'nın ne kadar zararsız bir köpek olduğunu. Yani kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Bunu unutmayın. Yani güzel bir eğitimle şu köpekler melek olabiliyor gerçekten. Boyka, sen melek misin oğlum? Hı? Arkadaşlar daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Oraya gidince görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi dolaşmaya devam ediyoruz Boyka'yla. İnsanların tepkileri biraz kötü. Yani gelenleri çek mesela. Şimdi insanların tepkilerini çekeceğim arkadaşlar. Zarar vermez. Görüyorsunuz insanlar ön yargılı hala. Gerçekten ön yargıyı kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama yani gerçekten bu kadarı geliyor elimizden. Yani bütün YouTuber'ların da, bu pitbull videoları çeken bütün YouTuber'ların buna uğraşmasını rica ediyorum. Yani yok, gerçekten bir şey yapmaz. Yok. Merak etme. Yok yok. Oynamak istiyor sürekli. Evet, oynamak istiyor ama işte insanlar anlamıyor. Yani korkmayanlar da var ama korkanlar da var aynı şekilde. Yani sırf dış görünüşe aldanıyorlar. Yani Boyka'nın bir pitbull olmasına ön yargılı yaklaşıyorlar arkadaşlar. Boyka kesinlikle zarar vermeyeceğini biliyorsunuz zaten çocuklar. Sen bunu götürüyorsun. Boşunu götürüyorsun. İnsanlar korkuyor şu an. Ben korkmam. Sen korkmaz mısın? Ben korkmam. Sen bir şey yapma. Eyvallah. Evet abi, teşekkür ederiz gerçekten bak. Biraz İnsanlar gerçekten çok korkuyor. Şu anda video çekiyoruz abi. Bu cinsi tam ne? Efendim abi? Tam cinsi ne bu? Pitbull abi. Pitbull yasak ama bu. Abi yasak ama gerçekten bir zararı var mı bence sence? Vardı. Öyle mi? Evde vardı bir tane. Korkudan verdim onu ben. Öyle mi? Belediyecilere. Abi, sonra da bir pişman oldum. Sana bir zararı oldu mu abi? Yok, küçüktü zaten, yavruydu. Ondan da sadece bir pişman oldum. Öyle bir pişman oldum verdiğime. Neden abi? Abi çok güzel köpekler gerçekten ya. Çok abi, akıllı köpekler. Ama cezası var her şey. Yani. Yani biraz öyle de bununla alakalı aslında. Abi insanlar ön yargılı yaklaşıyor gerçekten. Saldırır mı diye sorular. Onu biliyorum. Yok, anladım. Ben saldırı ne diyorsun? Ben sırf pişman oldum onu verdiğime. Cinsi ne cinsi? Pitbull abi. Adama saldırıyor mu? Abi kesinlikle saldırmaz. Şöyle bir şey var abi. Kesinlikle saldırmaz. Eğitim mi? Nasıl eğitirsen öyledir. Yani ya bir insan gibi düşün. Anam bak, cezası var genelde. Bir yaştan sonra beyni dağılıyor mu bunun? Beyni sürüyor. Abi öyle bir muhabbet yok. Gerçekten yok. Bak bir dakika. Pitbull'la ilgili videolar çekiyoruz. Ama abi kesinlikle özellikle zararlı. Parantez geçmek istiyorum abi. Evet abi. Bak abi, dinle, sana bir şey söyleyeceğim. Şey, pardon.
Hangi YouTube? Pitbull Boyka abi. Adı Pitbull Boyka. Boyka. Köpeğimin adı Boyka. Boyka. Evet, Pitbull Boyka. Tamam. Akşam ben seyredeceğim. Şey. Tabii. Abi seyredebilirsin. İstediğin gibi kesinlikle. Abone de olurum. Olabilirsin. Teşekkür ederiz abi. Yani. Teşekkür ederiz. Para kazanıyor musunuz? Deriz. Para kazanıyor musunuz? Yani amacımız abi bu köpeklerin insanlara yani tanıtmak. Zararsız olduğunu göstermek. Bak sevebilirsin abi istiyorsan. Ama kesinlikle bir zararı yoktur abi. Bu eğitime bağlı abi. Çocuğun arası eğitimsel olur. Aynı mantık yani. Biraz öyle düşünmek gerekiyor açıkçası. Abi gözleri kanlanmış, saldırmasın. Abi sen bakma bana. Kesinlikle saldırmaz. Sen az önce... Bak abim korkmuyor abi mesela yani. Ben korkmam, bak abi bak. Bak. Neydi adı? Boyka abi. Boyka unuttum. Bak abi zararı var mı köpeğin mesela? Ben korkmam. Değil mi? Ben korkmam. Elimi sevsem... Tabii, abi hayır, kesinlikle hayır. Bir şey yapmaz abi. Ben elimden kopmam. Yok abi kesinlikle öyle bir köpek değil. Bak köpek olsa, saldıracak köpek olsa böyle davranmaz. Kesinlikle bak. Arkadaşlar görüyorsunuz mesela, şu anda. İnsanların tepkilerini. Yani daha önce de böyle bir video çektik. Yani insanların içine bazen korkuyorlar. Ama bak abim de alıştı şu anda. Zaten diğer abim seviyor. Ama zararsız olduğunu şu anda gördü. Ben sana söyleyeyim mi? Çok... insandan daha tehlikeli. Adam evet. Çekiyor, adam evet çekiyor. Evet abi, kesinlikle abi haklısın. Ama şey yayına çıktım, onunla teşekkür ediyoruz abi. Yok, bas diyorum. Eyvallah. Yok, isteyen izlesin ya. Eyvallah. Yok, şaka diyorum. Teşekkür ederim. Abi, bu köpekler zararsız mı sence abi? Aynen. Biz bununla ilgili video çekiyoruz. İnsanlar daha zararlı. İnsanlar daha zararlı arkadaşlar, duyuyorsunuz bakın. İnsanlar daha tehlikeli. Teşekkür ederim abi. Abi, kaç para? Abi, nasıl beslediğine bağlı. Şimdi tabii, et verirsin. Niye yedirdiğine bağlı. Günlük yemek verirsin, çok daha artar maliyeti. Ama özel mama getirirsin. Anladım, değil mi? 200 liradan 500 liraya kadar. Hatta şöyle söyleyeyim, 100 liradan 500 liraya kadar. Para aşı vuruyorsun. Kesinlikle bir zarar yok çünkü insanların içinde büyüdü abi. Bu şekilde yani. Yani yoksa hani pitbull diyorlar, saldırgan falan. Bu arada size şunu söyleyeyim, kesinlikle bir köpeğin kafasında hani dediğiniz o biraz halk hurafesi. Köpeğin kafatası büyüyor, beyni büyümüyor, saldırganla şöyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi, öyle kesinlikle şey yok. Köpek yani. Köpek 5 yaşında. Bu dediğiniz şey 2 yaşından sonra olduğunu söylüyorlar mesela. 5 senedir benimle bu köpek evet. Abi. Sizin Boyka. Nasıl sevdiğiniz? Ve ben YouTube'a videolar çekiyorum abi. Ve insanlar biliyor, çok seviyorlar şey abi köpeği. Nereye koyuyorsun bunları? YouTube abi. Ha, YouTube, ha, YouTube. Evet. YouTube. İzleyebilirsin Boyka. O Pitbull, Pitbull Boyka yazarak izleyebilirsin anladım, abi. Anladım. Popüler pek girmiyorum lan ben. Evet. Benim çocuklar çok şey yapar. Evet. Ben hiç internette işim olmaz benim. Bu koca kafalı ya. Ben eski kafalı. Arkadaşlar görüyorsunuz insanların tepkilerini. Gerçekten. Yani seven insanlara denk geldik. Yani şu kırmızı abimiz korkuyordu ilk başta ama ondan sonra alıştı. İleride videoyu tekrardan başlayacağım arkadaşlar. İnsanların tepkileri çok güzel gerçekten. Böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnsanlara bu pitbullları tanıtıyoruz. Yani bu şekilde ön yargılarını kırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar çok güzel videolar gelecek. Bu şekilde böyle. İstanbul'un bütün sokaklarına dolaştıracağız bu Boyka'yı. Arkadaşlar hatta bütün Türkiye'ye pitbullların zararsız olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Böyle polisler de geçiyor aynı zamanda. Kalabalık bir alandayız. Boyka rahat rahat oturuyor şu anda, rahatına bakıyor. İnsanların tepkileri güzel. Hoşumuza gitti gerçekten. Bu olayı tekrarlayacağız. Elimizden geldiğince Boyka'yı sosyalleştirmeye çalışacağız. Böyle görüyorsunuz insanlar etrafta. Boyka'yı sosyalleştirmeye çalışacağız diye bir cümle koyalım. Çünkü Boyka sosyal bir köpek. Evet, Boyka gerçekten sosyal bir köpek. Doğru söylüyorsun. İnsanlara kesinlikle bir zararı yok. Ama bazen erkek köpeklerle anlaşamayabiliyor. Yani bu pitbull'lara özgü bir şey değil. Yani genelde baskınlıklara özel bir şey. Ama Boyka sağ olsun işimizi rahatlatıyor. Arkadaşlar videonun son dakikalarını yaşıyoruz şu anda. Birazdan eve geçeceğiz çünkü akşam oldu. Bayağı hava karardı. Evet arkadaşlar. Sahilde gezdik, dolaştık. Akşam oldu. Videonun devamını ertesi güne bırakmak zorunda kaldım. Sabah oldu şimdi.
videonun son kısmını çekiyorum arkadaşlar. Dolaştık. Güzel video olduğunu umuyorum. Video hoşunuza gittiyse videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar söylediğim gibi bundan önceki videonun en güzel yorumları şu an aşağıda tekrardan koyuyorum. Sizin de güzel yorumlarınızın video çıkmasını istiyorsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.